demek? Bir yerinde dur Zeynep. Bir çizgi yerimde gidecek. Durayım ben. Vallahi bir dur yerinde. Ben sana 4 vereyim üstü kalsın yani. Verdiğin puan benim ne işime yarayacak? Ben senin bildiğin kayınvalidelerden değilim Zeynep, tamam mı? Evet, onun için sınırını bil. Kayınvalidelerden değilsiniz. O yüzden de Allah şükürler olsun ki benim kayınvalidem değilsiniz. Bir daha, bir daha kimse benim ağzıma bu şekilde pilav vermeye kalkmasın. Sakın bunu yapmayın. Hüsniye abla, 2'de 2 tadımın şey başladı yani. Kendi gelininle başladı Zeynep'le devam ediyoruz. Sırada ne var acaba? Açalım beşimizi. Bakalım birden kim çıkacak? Zeyno çıktı, Hatice çıktı. Ya Yeşim ya Ece. Birazdan onun da savaşı başlıyor. Hazır mıyız? İlk kayınvalidemiz, ilk 5 puan. Aç da görelim. Yeşim. Yeşim. Bu. Yeşim. Afiyet olsun. Olmuş. Evet, pilavı iyi yapıyorsun. Evet. Afiyet olsun Hüsniye Hanım. Her şey pişmiş. O kadar lezzetli bir tabaktı ki gerçekten bir ne demek ya son günde. Senin başındaki o tacın anlamı ne biliyor musun? Efendim söyleyin. En lezzetsiz yemek yapan gelin tacı. Bana Ece mesela bir şey hatırlattı. Hatta birini hatırlattı. Size de hatırlattı mı? Sanki sizin gençliğiniz, gelin versiyonunuz, gelin haliniz gibi değil mi? Her koşulda arkasında duruyor. Bunu ben yaptım diyor, güzel yaptım diyor. İşte, siz de her lafınızın arkasındasınız asla, ya. Asla. Ben hatasını kabul eden bir insanım. Bu yüzden söylediğim sözlerin arkasında duracak güce sahibi oldum. Ya bir saniye. Doğruyu arıyorum. Beni eleştirme Yeşim. Gerçekten doğru bir yere değindin. Ne zaman hatanı kabul ettin? Kayınvalidemin hatasını gördünüz mü ya da? Hiç öyle bir şey kabul ettin. Ya yemeği ben mi yaptım benim hatam olsun? Hayır sen. Ben mi yaptım o yemeği? Sen konuştuğun bir şeyi bile yani yanlış olsa dahi onu savunan bir insansın. Ne yanlış? Doğru bir tespit yaptı. Gerçekten bravo. Bu bak, konuda sizin şu an burada güzel tabağı değil, kendi gelinizi bulma yarışması. Bunu sonuna kadar aslında savunmanız gerekiyor. Ama siz her defasında gelinizin kötü yaptığında onu her defasında yerin dibine sokuyorsunuz. Yerin dibine sok. Evet, kötü yapmışsın. Bir insanın, kusura bakmayın, bir insanın lezzetin kraliçesi zaman olması ustalık gerektirir. Usta olabilmesi için her zaman bir insanın aldığı bir lale gurur duyup onları başına tac etmiş. O zaman senin bugün kraliçen Yeşim. Bunu konuşmuyoruz da aldığı birileri tac etsin falan filan. Ya anne bence boş konuşuyorsun şu an. Sadece Ece'nin verdiğin birini tartış. Çünkü konuştukça hala... Ece hak etti, hak etti. Sıfır olsa sıfır vereceğim senin tabağına.